Herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bu videoyu artık kaçta izlersiniz bilemiyorum ama ben günaydın diyerek başlayayım. Bir güzel kahvaltımı hazırladım. Aslında kahvaltı hazırlarken de video çekebilirdim ama unutmuşum. Artık kahvaltılıklarımı göstermekle başlayayım size. Hazırladım zaten. Şimdi güzelce oturup afiyetle kahvaltımı yiyeyim. O sırada da size kahvaltılıklarımı da göstereyim. Daha sonra günümüzü nasıl geçtiğini sizinle beraber görürüz zaten. Kahvaltımda beyaz peynir var. Bu arada ben bu peyniri bu şekilde bizzat yaptım. Yani suya koydum, beklettim. Ertesi gün de bu şekilde oldu. Ben bu şekilde daha çok seviyorum. Hemen yanında yine iki tane yumurtam var. Zeytin veya başka kahvaltılık şeyler koymadım. Çökelek diyoruz biz. O da vardı ama ondan koymadım. Bugünlük böyle olsun istedim. Zaten peynirim çok fazla. Bir dilim de ekmeğim vardı. Diğer tarafı birazcık kızardı. Fazla kızardı. Ama bir şey olmaz. Sorun değil. Hemen yanında tere ve marulum var. Bu şekilde güzelce kahvaltımı yapayım. Zaten ablam da işte. Annem de niyetli. Babam da zaten okulda. O yüzden kahvaltımı tek başıma yapıyorum. Ablam da işten geldikten sonra beni alacak. Park yürüyüşe muhtemelen geçeriz. Güzel bir şeyler almayı planlıyoruz. Onları da size gösteririz zaten. Şimdilik ben kahvaltımı yapmaya başlayayım. Daha sonra sizinle görüşürüz inşallah. Ablam geldi arkadaşlar. Şimdi onu atıştırmalık böyle bir tane portakal suyu sıktım. Bir de peynir, ekmek arası peynir yaptım. Ablamı aldım arkadaşlar. Yani ablam beni aldı. Aynen. Atıştırmalıklarını da verdim. Birazcık atıştırdı arabanın içinde. Şimdi park yürüyüşe doğru gidiyoruz. Zaten ablam kahvaltı yapmamıştı. O yüzden getirdim ona da. Bu arada Elazığ karlı. Uzun bir zamandan sonra evet. Şehri beyaz olarak gördük. Çok şükür. Evet, dağlara kar yağdı. Evet, bayağı yani buraya yağdı. Da yağdı ama eridi artık buradakiler. Aynen. Ama yerlerde uzun falan var. Hı hı. Şu karşı dağlarda komple kar zaten. Bakın şimdi görürsünüz. Çok güzel yağdı. Biz bu arada park yürüyüşe geçiyoruz. Bakalım değiştirmemiz gereken dün dayımların getirdiği bir kıyafet vardı. O kıyafetin beden değişikliğini yapacağız. Aynı ürün burada yoksa Elazığ AVM'ye de geçebiliriz. Ama şimdilik planımız park yürüyüş. Bu arada Melia'nın doğum günü. Ondan size hiç bahsetmedik. Onun için birkaç şey almak istiyoruz. Gittiğimizde zaten gösteririz size. Aklımızda birkaç parça var böyle alabileceğimiz. Onları da size gösteririz şimdi artık. Şimdi park yürüyüşe doğru geçelim. Artık görüşürüz bakalım. Orada da çekebildiğimiz kadar çekeriz size. Park yürüyüşe geldik. Şimdi Elsi'ye doğru geçiyoruz. Bakalım beğendiğimiz şeyler olursa size de gösteririz onları. Yani anneme çok yakışır. 150 TL. Bir de bayağı uzun yani. Şu kabanlara bakalım. Şu çok hoşuma gitti. Çok şeker. Bayağı da uzun. Bunun beyaz olsaydı hiç kaçırmazdım. Bir de bunu beğendim. Elizim'e mi gidelim? Elizim'e gideriz. Evet, bu çok güzel. Bir de şunu da anneye verdim. Etek üstüne giymeyi güzel olur. Şöyle uzun bir hırka var. Şimdi bir İngiliz Home'a geçeceğiz. Bu arada ürünü değiştirmedik çünkü aynısını almak istiyoruz. Bakalım diğer tarafa bir gidelim. Varsa oradan alırız zaten. Yoksa da mecburen başka bir ürün alacağız. Şimdi İngiliz Home'a geçiyoruz. Şöyle bir kutu yapmayı planlıyoruz ama bu şekilde bir kombin yaptık. Bir de tam tersi var. Onu da size göstereyim. Müşten çıktık arkadaşlar. Çok güzel şeyler aldık. Çok içimize sinen şeyler oldu. Zaten eminim ki Melia da çok beğenecektir. Öyle ümit ediyoruz tabii. Şimdi Elysium'a doğru geçiyoruz. Oradan da işte bu değiştiremediğimiz kıyafete bakalım bedeni varsa değiştiririz. Yoksa da artık öyle kalır olmazsa. Yapacak bir şey yok. Şimdi geçelim Elysium AVM'ye. Bakalım oradan da inşallah güzel şeyler buluruz. Giderken de burada belki videoda evet. Görünür. Yine bir burada kaza vakası. Diğer sefer de burada oluyordu. Yani adamlar biliyorlar yol hakkı bizim. Ben yolun ortasına kadar gelmişim. O habire geçmeye çalışıyor. Bayağı bir sinirlendim adama da. Tabii bir şey söylemedim de. Öyle kendi içimden yani. Şimdi Elizim'e doğru geçelim.
Ben buraları biraz karıştırıyorum aslında. Bizim okulun oraları. Aynen, ablamın okulun oraları ama ben çok fazla gelmediğim için bilemiyorum. Buraları da size göstereyim. Belki bilmeyenler vardır. Bahçeli evler. Evet, bahçeli evler. Şurada simya okulları falan da var. Biz artık Elizyum'a geçelim. Dediğim gibi orada da birkaç şey çekebilirsek çekelim. Çok kalabalıksa zaten elimize telefonu da almayız. Şimdi gidelim. Şurada da bir dişçi varmış. Beyaz Tekin. Feyyaz Tekin. Elizyum'a da geldik sayılır. Şurası hemen. Karaca'dayız bu arada. Fiyatı yazıyor mu abla? 3 sene hepsi. Pasta takımı. Ama çok hoşuma gitti. Evet, çok kibar görünüyor. Bunlar da tekli ürünler. Çöpler ne kadar var? 30 TL. Çok beğeniyoruz kupaları. Geçen gün geldiğimizde burada bir şey vardı. Fincan vardı, onu almadığıma çok pişman oldum ya. Bunlar da pasta, şu beğendiğimiz pasta takımı bu. Takım da hoşumuza gitti. Tencere pardon. Orada da bakırlar falan var. Orada da hoşumuza gitti. 5 gün olanı var. Ben 3 gün olanı evet, beğendim. 3 gün olanı. Şurada da kare olanı var ama en güzeli bu. Eski'ye doğru geçiyoruz. Şöyle. Bayağı da büyük. Hiç üst katlara çıkmak nasip olmadı. Hep bir böyle işimiz vardı. Onun için geldik. Oralara çıkamadık hiç. İşimiz bitti. Şimdi eve doğru geçiyoruz. Aldıklarımızın bir kısmını size evde gösteririz. Artık evde görüşürüz o halde. Evet arkadaşlar, biz eve geldik. Şimdi size aldıklarımızı gösterelim. Bunu Elsifak 2'den aldık. Kokusu çok hoşumuza gitti. Araba otoparfümü o şekilde geçiyor. Bunun fiyatı da 13 TL. Şöyle göstereyim. Daha sonra Elsi'den birkaç parça şey aldık. Bunları şimdi kaldıralım. Daha sonraki başka videomuzda göstereceğiz. Bir de şöyle dayımgilin aldığı doğum günü hediyesi olarak bize aldıkları kıyafeti değiştirdik. Yani değiştirmedik, sadece bedenini değiştirdik. Bu şekilde uzun bir tunik. Bu da çok güzel, böyle kışın güzel olur. Altına beyaz bir pantolonla çok güzel olur. Bunu da yine Melia için aldık. Bu şekilde kahve dünyasına kahvesini aldık. Bir de yapacağımız kutuya koymalık bu şekilde farklı farklı çikolatalar aldık. Bunları paketlerken de size gösteririz zaten. Bunu da koyup köşeye kaldıralım. İngiliz ondan aldıklarımızı size gösterelim. Yine Melia'nın kutusu için aldıklarımız bunlar. Bu şekilde krem bir kupa aldık. Alacağımız konsepte uygun diye bu renk tercih ettik. Daha sonra bu şekilde mutfak bezi diyelim. Ergül ablaya da bundan almıştık zaten. Ergül ablaya sarısını almıştık. Melia'ya da pembesini aldık. Konseptimize uyuyor diye. Yine şu şekilde çok tatlı bir taco olarak kullanabilir. Daha sonra lokumluk olarak kullanabilir. Birçok şey koyabilir. Mesela yüzüklerini koyabilir. Evet, her şey olarak yani aynen, genel olarak kullanılabilir. Yani birçok şeyde. Çok beğendik. Ne olarak geçiyor bakalım bir. Takılık olarak geçiyormuş burada. Yine kutumuz için aldığımız bu şekilde bir şey var. Rengi tam olarak böyle de lacivert. Böyle. Böyle. Evet, ağızda vakumlu. Çok güzel. Çok beğendik. En son olarak da alt tabanımız için bu şekilde bir kutu aldık. Sepet aldık. Bunları şimdi kaldıralım. Artık videoyu çektiğimiz zaman size de gösteririz. Detaylı bir şekilde ayrı bir video yapmak istiyoruz yine. Onları da detaylı bir şekilde size gösteririz. Şimdilik videomuzu burada kapatalım. Daha sonra sizinle görüşürüz inşallah. Şimdi şu kahve dünyasının kahvesini deniyoruz. Bakalım tadı nasıl, merak ettik. Üçümüze de yaptık. Abim, ablam ve ben. Tadını da güzelse size de söyleriz zaten. Tadı fena değil. Yani çok da bir farkı yok o klasik kahvelerden. Ama yine de güzel yani. Abiminkini de birazdan götürürüm. Güzelce içeriz kahvelerimizi. Thank you.
Şimdi Melia için bardak altı yapıyorum. Bu şekilde fiyonk çizdim. Şununla uyumlu olsun diye. Çok tatlı olacak. Renkler de bunlar. Bu üçüyle güzel bir bardak altı yapacağım. Size de son halini gösterir zaten.